Yeşil Ercan nasıl bir kayınvalidedir? Ha? Vallahi ona eyvah. Çocuklarım daha küçük. Annem de bana hep küçüksün küçüksün daha erken dedi. 49 oldu. Yapmam ya. Seni nasıl unutacağım? Yeni yeni aşklara kavuşacağım. Telefonu gerçekten kapattım ve şu şarkıyı yazdım. Hani bekleyecektim bir ömür boyu. Bu akşam Ferdi Tayfur şarkıları söylenecek. Susadım çeşmeye. Güzel bir müzik ziyafeti sunacağınızı şimdiden söyleyebiliriz efendim. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Madem benim düğünüme gelemediniz, hep beraber Fatime'nin düğününe gidelim diyelim. Bak şimdi. Yüze geri dönelim, Fatime'nin düğününe halay çekelim. Hatıran yeter, hatıran. Bu arada programımız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıyla bayıyla yüzüyoruz. Bu kadeh senin şerefine emmoğlum. O türküyü bir daha çal. Geldim emmoğlum. Babamın şarkıları da olunca çok heyecanlanıyorum. Tabii ben... Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. Gülemiyorum. Sana komik gelen bana gelmiyor. Yapma canım. Merhaba. Bundan 3-5 sene önce... Oğlum bulamadın başka dur, anlatacak. Bak. 500 metre... Oğlum neyi anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! En güzel anlardan biri. Yani. Ne güzel anıymış İsmail. Tebrik ederim. Allah senin cezanı versin. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Öyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Lanet olsun bana, seni bu kadar çok. Niye bu kadar sevmiyorum? Hiç değmezmiş dertimiz duygularım geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım göz göre göre yandı yıllarım gönlümde açan gonca gül eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım.
bu kadar sevmişim. Sana hiç değmezmiş dertimiz duygularım. Geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Eserim. Bu yorgun yıllarım. Bu yorgun yıllarım. Benim. Ağzınıza sağlık be. Of ne yakıştı ya. Çok teşekkür ediyorum. Benim gerçekten çok sevdiğim bir şarkı bu Hakan. Yani kaç yıl önce yaptım bilmiyorum bunu ben ama. Çok eski. Anlatırım birazdan. Programın ilerleyen dakikalarında anlat mutlaka. Çok seviyorum ve ne kadar güzel. İyi ki söyledim. Uzun zamandır söylemek istiyordum bunu. Yakıştı. Çok da yakıştı. Şu anda tamamdır. Hemen fırsat bulmuşken efendim. Şu anda ekranları başında izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir gece olsun bu gece. Tadını çıkaralım. Keyifli, güzel bir gece olsun ama özellikle bir şey daha var. Bu gecenin önemi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bu önemli günde vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsine minnettar olduğumuzu iletmek isteriz. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Tam 106 yıl olmuş biliyor musunuz? Bir asır. Evet. Bir asır önce şu gördüğümüz ay yıldızlı kırmızı bayrağımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının kurucularındandır onlar. Büyük bir zafer elde etmişlerdir. Hepsine saygılarımızı, minnetlerimizi iletiyoruz. Ve bu gecenin çok özel bir türküsü vardır. Onu da hemen seslendirmek istiyoruz hep birlikte. O zaman Sibel'cim derim ki ben, eksik olmasın müzisyen kardeşlerimiz hepsi her hafta bize inanılmaz şekilde performans gösteriyorlar. Bu sefer enstrümanları bıraksınlar. Bu hep Çanakkale birlikte türküsünü hep beraber söyleyelim. Yakışır tabii. Olur mu? Tabii. Hadi buyurun. Tabii. Hadi bakalım. Gidiyorum düşmana karşı.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni, gençliğim eyvah. Çanakkale şehitlerimiz. Ruhları şad olsun inşallah. Ruhlar içinde yatsın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada programımız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıyla bayıyla yüzüyoruz. Bu kadeh senin şerefine mol. O türküyü bir daha çal. Geldim. Babamın şarkıları da olunca çok heyecanlanıyorum. Tabii ben insan. İnsansan, insanın kıymetini bil, sen o zaman insansın. Aşk. Gözlerde başlar, karında beslenir ve 9 ay sonra anne diye seslenir. Hadi inşallah. Ahmet abi sen de mi uydun bunlara ya? Helal olsun. Evet. Çatlak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. Biz seninle doğduk muyduk abi? Karabiberim. Zeytinli günleri yaraladık. Abi zeytini hatırlıyorum ben. Gemlik zeytiniydi diyorum sana. Sen beni hatırlıyor musun diyorsun. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil. Padişah. Hazır mısınız? Efendim şimdi bu güzel gecenin bir de çok özel bir bölümü var bu akşam. Ferdi Tayfur şarkıları söylenecek. Buradan Ferdi abiye de çok sevgiler, saygılar. Kendisi bu program için özel bir repertuar hazırladı. Onun istediği şarkıları seslendireceğiz hep birlikte. Sürprizlerimiz de var. Çok güzel bir Ferdi Tayfur gecesi ve güzel bir müzik ziyafeti sunacağımızı şimdiden söyleyebiliriz efendim sizlere. Şimdi ben... Bir hareketli şarkı söylesem mi acaba? Ben sevgili... diyecektim evet tam zamanında. Tamam, sevgili Sinan Akçıl'ın şarkısı son albümümüzün de adı aynı zamanda Hayat diyelim. Hadi Hayat. Ben de rüzgarlar gördüm, üfledi sanma söndüm. Bir kişiyi çok sevdim, maalesef burada değil. Ben de rüzgarlar gördüm, üfledi sanma söndüm. Bir kişiyi çok sevdim, maalesef burada değil. Ben de insanlar gördüm, aşka sırtımı döndüm. Sevmek çok kolay derdim.
Ağzına sağlık. Allah Allah. Çok güzel ya. Ne kadar güzel şarkı değil mi? Ben mi böyle hissediyorum ya? Bu şarkı, bütün şarkılarda sana böyle sanki bir şey oluyor. Sen öyle hissediyorsun. Ben öyle hissediyorum. Vallahi sen öyle hissediyorsun. Tamam peki. Sen öyle hissediyorsun. Hadi falan böyle onları yoksa. Hadi çok iyiymiş. Hayat çok iyi. Sevgili Sinan'a da buradan çok sevgiler. Teşekkür ediyorum bana. Çok güzel şarkılar verdi bana bu son albümde. Teşekkürler ediyorum. Selamlar olsun sevgili Sinan'a. Ben de bir tane hareketli şarkı söyleyeyim mi? Evet. Manidar ama benimle alakalı değil. Çünkü şeflerimizden sevgili Aydın Karan'ın bestesi. Öyle mi? Aydın'cığım. Aydın bestelemişti. Sözlerini de ben yazmıştım. Aydın'ın efkarlı olduğu, böyle sevdalı olduğu bir dönem. 20 yıllık bir şarkıdır bu muhtemelen. Sevgili Muazzez Ersoy söylemişti. Şarkı yapıp ona vermiştik. Sonra ben kendi albümde de okumuştum. Gör gör seni nasıl unutacağım, yeni yeni aşklara kavuşacağım. Bak şarkımızın sen. Adı. Şarkının adı. Aydın hadi için yazdım. Şarkı, yani. Şarkı. Hadi yani. Şarkı, şarkı. 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 Gör gör seni avucumda oynatacağım. Hiç deşmeyin yani şu yeniyle andaki, alakası şu andaki durumuna ne kadar uyuyor? Yıllar önce. Vallahi Aydın'ın sevdalısı vardı. Ya. Aydın hayatım. Geleceği Aydın görmüş Aydın sevdalısı ya. Vardı. Çok üzgündü Aydın. Abi nasıl unutacağım ben bu kızı? Nasıl? Besteyi yapmıştı ben de gör gör seni nasıl unutacağım diye yazdım yani. Ah be yarim mi? Sen ne diyorsun? Bu son albümde bu da benim biliyorsunuz. Biliyoruz bu arada sen pandemi döneminde gerçekten senin disiplinine, çalışkanlığına çok
inanıyorum. Pandemide hiç durmadı Sibel mesela. Kesinlikle. Albüm yaptım bir de. Tabii hani single ki. Hani single falan anlıyorum da albüm gerçekten çok kapsamlı ve çok emek ve zaman tabii isteyen ki, bir tabii iş. Tabii ki. Ağustos ayında geçen çıkardık biz. Repertuarım hemen hemen tamamı hazırdı. Ama o süreçte herkes hiçbir şey yapmak istemiyordu. Biliyorsunuz yani herkes doğru, oturuyordu. Doğru, ben doğru. Şarkı söyleyemeden duramıyorum. Yani bütün arkadaşlarımla beraber karar verdik. Çalışmalarımız başladı. Stüdyolar dezenfekte edildi. Evimde de bir stüdyo hazırlattım ben. Ön okumalar, çalışmalar orada yapıldı. Daha sonra bütün albümü tamamladım. Sonra dediler ki bence hiç çıkarmayın. Kimsenin morali yok. Yani şarkı falan dinleyemez kimse. Herkes etrafında bütün herkes böyle düşündü. Daha sonra biz Engincan'la beraber karar verdik. Dedik ki hayır bu böyle olmaz. Anneciğim çıkar bunu dedi ve ondan da cesaret aldım ben. O kadar doğru bir zamanlamaydı ki bence. Herkesin çok ihtiyacı varmış. Yeni şarkılara, şarkı söylemeye, şarkı kesinlikle dinlemeye. Çok doğru bir zamanda çıktı ve çok kısa sürede çok iyi rakamlara ulaştı. Kliplerimiz aynı şekilde çok güzel izleniyor. Ah Be Yârim de onlardan biri. Bayağı istek alan bir şarkı. Ben Engincan'a katılıyorum. Çok iyi bir hareket yapmış. Ne olursa olsun müzik susmasın derim ben. Kesinlikle. Müzik hep var olsun. Hani kötü günlerde de işte demin kahramanlık türküsü söyledik. O savaş döneminde yakılmış bir ağıttı, o bir türküydü. Yani şarkılarımız, müzik her zaman olmalı. İyi günümüzde, kötü günümüzde olmalı. Çünkü boşuna dememişler müzik ruhun gıdasıdır diye. Kesinlikle. Ah Be Yârim. Ah Be Yârim. Ah Be Yârim. Bu da size gelsin hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üstüne gelsin. Gelsin bu sefer hep bana yok, geliyor. Yok yok sana bize sana gelsin, bu. Bize gelsin. Bize gelsin. Sen ne zaman böyle zalim oldun be yârim?
çok güzelmiş ya. Çok güzel şarkı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle hiç başınızı alıp kaçtığınız oluyor mu? Benim oluyor. Senin olmaz mı? Ben böyle dedim ama seni gördüm. Ah be Harim, ne güzel şarkı. O efkarlandıktan sonra ben de bir tane slow şarkı söylemek isterim. Ay ne güzel olur. Şarkıyı Hakan. 1999 yılında yapmıştım. İlk çıkan albümün ismiydi zaten. Öyle mi? Evet, askerliğim döneminde yazdığım bir şarkı bu benim. Askerlikte yazdın. Askerlikte. O kadar biliyorum ki detayları. Askerliğin 17. gününde. İlk defa telefon sırası telefon gelmişti. Telefon kulübesinin başında telefon mı? Telefon sırası doğru mu oluyordu? Ben Etimesgut'ta yaptım Ankara'da. Evet. 30 bin kişi vardı. Tabii acemilere askerlikte sen bilmezsin. Tabii biz biliriz de. Ne güzel dinliyorum askerlik anıları. Neler var bunlar? Şöyle bir durum vardır. Hani poğaça çay sırası en geç sana gelir. Telefon açmaya gidersin ailenle görüşmeye. İnanılmaz bir kuyruk vardır. O kuyrukta sıra sana gelene kadar içtima arkadaşlar derler. Telefon etmeden dönersin. İçtimaya gidersin. İlk defa 17. gün geldi bana telefon sırası. O sıralar sevdalı olduğumu düşündüğüm, önce tabii ki annem, babam, kız kardeşim aradım, onlara iyi olduğumu söyledim falan. Sonra baktım kulübenin arkasında fazla asker sayısı yok, evet. Benim hep tertiplerim falan. Bir telefon hakkım daha var, o sıralar sevdalı olduğumu düşündüğüm. Ah canım. Kız arkadaşımı cep telefonunu aradım. Merhaba, nasılsın dedim. Bana şöyle bir cevap verdi. Şu an müsait değilim, beni sonra arar mısın dedi. İnanmıyorum. Ve ben telefonu gerçekten kapattım ve şu şarkıyı yazdım. Size söylemek istiyorum bu gece. Söyle. Söyle bu yazık şarkıyı. Yazık, günah çocuğa. Bu gece söylüyorum size. Yazık sen. Vallahi çok üzüldüm. Kimseye değil. Sana isyanım. Güzel günleri anar ağlarım. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Anlamadım ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Unut demekle olmuyor, güneş doğmuyor günlere. Kara baktım çok yaralı, zor günde vardın hani nerede. Şarkılar sizi söyler. Kimseye değil, ona isyan. Güzel günleri anar ağlar. Anlamadım ki ona yanar. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Unut demekle olmaz. Güneş doğmuyor. Doğmaz ki. Kara baktım çok yaralı. Zor günde vardın hani nerede. Söz verip de beklemeyenlere gelsin. Hani bekleyecekti. Senin gibi biriyle işim olmaz.
senin gibi biriyle. İşim olmaz ki. Vay vay, ne efkarlı söyledin ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne efkar be, ne efkar be. Ama şimdi anlatınca tabii bütün hikayesini başka o kadar hüzünlü dinledim ki böyle bir şey olamaz. Bu olabilir mi ya? 17 gün sonra arıyorsun. 17 gün sonra. Şimdi müsait değilim falan ya, bu kadar da değil. Kız evi, naz evi derler de bu kadar olmasın ya. Bu kadar da olmaz, inanamıyorum. Vallahi ben bu şarkının üstüne suistimal diyeceğim. Hadi bekliyoruz. Sevgili Gülşen'in şarkısı bu. Ah, yani bunun üstüne şart oldu, evet. Evet. Suistimal. Bu arada da hani bekleyeceksin, Hakan Altun'un şarkısıydı. Buradan selam olsun Hakan Altun'a. Evet canım benim. Tabii. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ya ben dinliyorum bu şarkıları. Söylemesi gerçekten çok zor ya. Gerçekten. Nasıl seçiyor bu şarkıları? Yani özellikle zaten sevgili Tarkan da, Gülşen de, bütün Sezen, herkes
özellikle yapıyorlar benim söylemem için. Ben bayılıyorum böyle şarkılara. Zor olacak. Öyle kolay şarkı istemem. Ona göre gelsin herkes bana. Yorumlarım diyorsun yani. Ama senden bir şarkı istiyorum. Mutlaka yeni albümde İnşallah. Çok bir besteni istiyorum yani. Doğru, sen okumadın benim şarkımı. Hiç okumadım. Aynen. Doğru. Olacak iş değil. Söz. Mutlaka söz. İstiyorum. Benden söz şu an. Tamamdır. Efendim, programımızın başında da söylediğim gibi bu akşam şarkılar bizi, şarkılar sizi, şarkılar Ferdi Tayfur'u söyleyecek. Bu akşam Ferdi Baba'nın, Ferdi Tayfur'un en damar şarkılarını ben de aort damarımla beraber seslendireceğim inşallah. Ferdi Tayfur'un her şarkısı o kadar güzel ki, yani içinde her şey var. Her şey var. Aşkı bu kadar güzel anlatan, zaman zaman acıklı halde anlatan, müthiş şarkıları bu akşam sizlerle paylaşacağız. Ferdi Baba'nın ellerinden öperiz. Ferdi Baba bana göre isyanın en büyük sesidir. Gerçekten İsyanın en büyük sesidir. Onun şarkılarındaki feryat, onun sesinin nameleri, zaten şarkılarının efkarı gayet büyüktür bilirsin. Hem Ferdi de Baba'nın. Nasıl? Ben hem de nasıl? İzninizle o zaman hatırlarsınız Ferdi Baba'nın bir kıraathanede masada otururken söylemiş olduğu Sabahçı Kahvesi adlı eserini seslendirmek isterim. İzninizle sizin için söyleyeyim. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Sana yarışın. Vay be Hüsnü. Hatırlar mısın? Klibi hatırlıyor musun? Ferdi Baba böyle bir kıraathanede boynu hatırlamaz bükük. Hatırlamaz olur muyum? Hatırlamaz şarkının olur sözlerini Türkiye'nin en önemli söz yazarlarından biri olan değerli abimiz, kıymetli abimiz Ahmet Selçuk İlkan yazmış. Ferdi Baba da bunu ne güzel böyle seslendirmiş. Erdoğan Hoca da baksana bize böyle klip setup'ı gibi kurmuş. Hazırladı valla. Bu şarkıya da çok yakışacak galiba. Çalıp söyleyelim o zaman. Hadi. Hadi bakalım Sabahçı Kahvesi.
sevgilim. Ah be sevgilim. İnan ki çok özledim seni. Sevgilim, sevgilim. İnan ki çok özledim seni. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın. Belki de en güzel uykulardasın. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın. Belki de en tatlı uykulardasın. Sen rüyalar aleminde. Yine aşklar, yine aşkların devesinde. Bense yine uykusuzum. Bir sabahçı kahvesinde. Kahvesinde. Yeah. Ağzına sağlık. Erdal Hocam bize bir tane de tavla verseniz de bir de 5-5 yapsak. Hatıran yeter, hatıran. Bu arada programımız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıla bayıla yüzüyoruz. Bu kadeh senin şerefine bol. O türküyü bir daha çal. Geldim emmoğlum. Babamın şarkıları da olunca çok heyecanlanıyorum. Tabii ben insan. İnsansan, insanın kıymetini bil, sen o zaman insansın. Aşk. Gözlerde başlar, karında beslenir ve 9 ay sonra anne diye seslenir. Hadi inşallah. Ahmet abi sen de mi uydun bunlara ya? Helal olsun. Evet. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. Biz seninle doğduk muyduk abi? Karabiberim. Zeytinli günleri yaşadık. Abi zeytini hatırlıyorum ben. Gemlik zeytiniydi diyorum sana. Sen beni hatırlıyor musun diyorsun. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah. Hazır mısınız? Böyle bir güzellik olamaz. Sabahçı kahvesi gerçekten bayıldım. Ne kadar güzeldi. Oturduk, dertleştik. Vallahi ben de kahveye gelip oturmak istedim ama bu kıyafetle nasıl olur? Olmazdı. Kahvede sonra düşündüm ki ben sakın oraya oturma. Vardı boş sandalye. Evet, bekledik seni. Evet, gidiyor muydunuz kahveye falan böyle? Çok yıllar önce olabilir. O ben Fatih çocuğuyum ve Fan çocuğuyum. Yani, ben de onu söyleyecektim. Çocukluğum kahvelerde geçti tabii canım. Değil mi? Aynı biz de Atmaca çocuğuyuz, yanlış anlaşılma. Ne çocuğu? Şey söyleyeceğim. Atmaca, Bergama. Atmaca, Bergama. Bizim gençlik dönemlerimizde yani çok güzel kıraathaneler vardı sokaklarda. İşte aile mahallenin büyüklerinin toplandığı tabii ki, işte falan. Tabii ki. Sohbetin olduğu çok güzel kıraathaneler vardı. Çok rastlayamıyorum şu sıralar. Biraz değişti, o eski kıraathaneler yok artık. Aynen. Şimdi artık böyle kafeler falan. Yine evet. Ama var böyle bir ortamlar oluşturuluyor. Var tabii ki. Güzel. Bence de var. Evet. Çok yakıştı size. Harikaydınız. Teşekkür gerçekten. Ederiz. Senden, gönlünüze sağlık. Biliyorsun her hafta benim standart isteğim oluyor senden. Ne demek? Biliyorsun. Yani her hafta bir şarkı tutuyorum vallahi Sibel'den. Ne tuttun bu hafta bu acaba? Bu haftaki şarkıyı söyleyeyim mi? Ferdi Baba'nın şarkısı. İçim Yanar. Yanıyor mu? Yanıyor. Yapmayın. Yok yok, ne yazdın şarkının ismi? Yanıyor. Şarkıdan dolayı. Söndürdüm, yanıyordu içim, söndürdüm artık. Bunda ben bir yalan böyle, bir minik böyle bir tatlı bir yalan hissediyorum ama hala bir yangın var içinde onun. Bu şarkıyı durup dururken neden istesin bir insan? O bana takılıyor diye. Bak şimdi. Ama sen de şarkıyı seçmişsin yani. Değil mi? İçim yanar yanar. Severim ben bu ama şarkıyı. Bu şarkı var ya, bizim hayatımızın şarkısıdır. Neden diye soracak olursanız. Yıllar önce bir Avrupa turnesi yaptık. Ferdi abi nasıldı değil mi?
hepimizi ağlattı. Bu şarkıyı hiç daha önce öyle dinlememiştim ben. Yani zaten dolmuşuz. Ferdi abi de söyleyince biz bütün arkadaşlarımla beraber bir ağladık. Bir an önce İstanbul'a gitmek, ülkemize dönmek istiyorduk. Şimdi o şarkıyı söyleyeceğim. Ferdi Baba da özellikle başta da söyledim ya, repertuarı hazırladı bana bu akşam. Bu şarkıyı o da istedi. Şimdi hem onun için hem ekranları başında bizleri izleyen bütün herkes için gelsin ve senin için içim yanar yanar diye. Ağzına sağlık Sibel'cim. Teşekkür ederim. Yandı çok vallahi ederim. İşimiz İçinizi nasıl işte yaptın mı? Çok işte okudum vallahi. Ay çok çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Gerçekten çok güzel söyledin. Sana bakarken aklıma hep siz benimle uğraşıyorsunuz ya, ben de sizinle biraz şimdi uğraşacağım. Nasıl bak şimdi? Durup sana dururken. Bakarken sana bakarken zaten sanatın hiç tartışılmaz, yorumun hiç tartışılmaz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir annesin. Evlatlarınla tanıştım. Engincan'la tanıştım. Evet. Emir'le tanıştım. Evet. Melisa'yla tanışamadım ama evet, ikisi de pırlanta gibi maşallah. Hepsi öyledir çocuklarım. Sen onların arkadaşı gibi duyuyorsun. Zaten öyle oldu. O kadar genç yaşta ben anne oldum ki bütün herkes de bunu çok iyi bildiği için. Yani onlarla beraber büyüdük. Zaten arkadaşız. Gözlerinin önünde büyüdük.
Onlar da ben beraber büyüdünüz. Beraber büyüdük. Onlar senin için hala çok kıymetli. Hala benim için hala çocuklar. Ben başka bir yere geleceğim. Aman Allah'ım sakın da bana öyle bir şey söylemeyin. Şimdi Allah tabii ki her anneye babaya evlatlarının mürüvvetini gösterdiğini nasip etsin inşallah. İnşallah. Bütün şimdi anneler. Engin Can ya da Emir evlendi. Sen oldun kayınvalide. Sibel Can nasıl bir kayınvalidedir acaba, çok merak ediyorum. Ha? Vallahi ona Engin Can'a elim aşalı mıdır? Hayır, şimdi ne sormak lazım? Hayır, bence şimdi mesela elim aşalı gibi mi yürüdüm ben? Yok ama böyle bir ürktüm ben mesela. Hayır canım bak ne kadar güzel yürüdüm. Yani böyle bir kayınvalide olur. Ne olabilir? Oluyor zaten. Çok fena. Yok yok gerçekten. Öncelikle Allah herkesin evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Her anne, her baba bunu öncelikle düşünür. Kesinlikle. Onun dışında daha çok küçükler. Hiç şu anda öyle bir şey konuşmayalım. Çocuklarım daha küçük. Annem de bana hep küçüksün daha erken dedi. 49 oldu. Yapma abi ya. Al işte. Bak. Yok kısmet işleri. Allah hayırlı insanlığa çıkarsın. Ama bak bu programla birlikte senin hayatına biz yepyeni bir sayfa açıyoruz. Tertemiz şu anda. Evet sayfanın adı Şarkılar Bizi Söyler. Şahane, ben çok mutluyum şu an. Aşkınız şarkılar, zaten çok şarkılar güzel sayfa. Şarkılar bizi söyler, şarkılar seni bizi söyleyecek. Söyler. Söyleyecek o şarkılar. Söyleyecek. Oraya böyle güzel bir imza attıracağım sana. Tamam. Tabii. Bu gece söylediğimiz ve söyleyeceğimiz bütün şarkılar aslında Ferdi Baba'nın hayat hikayesini anlatıyor. Ama biz Batan Güneş'in kralını taşlandırdık. İzleyelim. Başta kendinin olmak üzere kadere baş kaldıran bir feryadın belki de en uzun havası. Bu dünyanın derdine derin bir of çektiren isyanın en nameli sesi. Bu hiç şüphesiz kaderin cilvesini sesindeki namelerle değiştiren Ferdi Baba'nın başarı ve azim hikayesi. Bilsen uzaklarda. Hayat bu. Ferdi Tayfur babasını henüz 6 yaşındayken kaybediyor. Yoksulluk, geçim derdi derken Ferdi o yıllarda şekerci çırağı oluyor. Hem de yıllar sonra şekerci çırağı adını verdiği bir roman yazacağını bilmeden. Yoksulluğun tadını bilen bir çocuk İstanbul'da aç kalmazdı. Sene 1968. Henüz 16 yaşındayken Adana'dan İstanbul'a gelir. İlk 45'liğini doldurur. Tıpkı şekerci çıraklığı yaptığı yıllardaki gibi olur. Her çocukla aynı şekeri yer ama aynı tadı alamaz. Bilsen uzaklarda. Haliyle de biraz tadı kaçar. Sene 1971. Huzurum Kalmadı şarkısını söyler ama plak satmaz. Tıpkı söylediği gibi olur. Huzuru kalmaz. Çünkü ben 1971 senesinde Huzurum Kalmadı şarkısını okudum. Param yoktu. Okudum, gene param olmadı. Sene 1977. Tabii Çeşme'nin suyu açılıyor. Ferdi Tayfur ilk çıkışını Çeşme şarkısıyla yapıyor. Susadım Çeşme'ye, varmaz olaydım. Hemen ardından da 12 milyon kişiyle gişe rekorları kıran Çeşme filmini çekiyor. Ferdi'nin çocukluk rüyası gerçeğe dönüşüyor. O plan filmi yapıldı ve Çeşme adında bir film yapıldı. Ferdi Tayfur'un hala bugün de üzerinde gişe rekoru yoktur. Sene 1978. Batan Güneş şarkısıyla Batan Güneş'in kralı olarak tüm Ferdicilerin kalbinde adeta yeniden doğuyor. Batan güneş beni de al. Sene 1992. Şarkılarında isyanın sesi olan Ferdi Tayfur, gönle zulmeden sevdalıların yüreğine prangayı takıyor. Babanın Pranga albümü tam 5 milyon adet satıyor. Albüm 2 sene piyasada kalarak
rekor kırıyor. Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var. Benim eskiden kalan bir gönül yaram var. Konserleri ferdicilerle dolup taşıyor. 1993 yılında 200 bin kişinin katıldığı Gülhane Parkı'ndaki konseriyle bir başka rekora imza atıyor. Batan Güneş'in kralı şöhretini taçlandırıyor. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa Ferdi Tayfur yaşadı bunu. Ferdi Baba hayatı boyunca 50 kaset çıkarmış ve 34'ün üzerinde filmde rol almıştır. Ferdi Tayfur verdiği bir röportajında hayatının film olmasını istemediğini söylese de azim dolu başarı öyküsü zaten bir film gibidir. Onun hayat öyküsünün gişesi bol, seveni de dinleyeni de çoktur. Sana Batan Güneş'in kralı dedik. Yıllardır yüzümüzü nereye çevirsek sen her gün bizimle yeniden doğuyorsun. Hem de en tepeden. Ölsem de seveceğim. Şu anda herkes alkışlıyor. Ekranları başındaki bütün herkes alkışlıyor. Vallahi VTR'yi izlerken aklıma geldi. 90'lı yıllarda o zaman konservatuara yeni yazılmıştık. O seneler beraberdik İTÜ'de. Babam bizi alıp hep Gülhane Parkı'na götürürdü. Orada da o dönemin ünlü sanatçılarının, en ünlü sanatçılarının konserleri olurdu. Hangi yıl diye dedim, VTR'de gördüm 93'müş, yani 90'lı yılların başında diye. O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda. Ne demek ya 200 bin kişi? Ya. Böyle bir şey olamaz yani, bence üstüne ya, yok şu anda yanlış milyonlarca 200 bilmiyorsam, bin kişi ne demek? 200 bin kişi yani miting alanı gibi gördüğünüz. Yani, Çeşme filmi 12 milyon 12 kişi milyon. İzlemiş. Şu ya. Anda öyle bir rekor bilinen yok. Kimse de yok. Bu arada. Ve ben şey duymuştum, Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız. Ferdi Tayfur. Bu programla gerçekten ilgili özel yoğun istek bize aldık çok, biz. Evet, çok neden Ferdi Tayfur gecesi yapılmıyor, ona saygı olmaz olur mu? Sırasıyla yapıldı ve şeref verdi bu gece bize Ferdi Tayfur. Kendisi şarkılarıyla biz onur duyuyoruz onun güzel şarkılarını seslendirmekten. VTR'de Çeşme filmini de izledik. Evet. Madem şarkıyı andık, şarkıyı seslendirelim mi? Hadi beraber söyleyelim Çeşme. Susadım Çeşme'ye. Geçmez olaydım, gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım.
Ne güzel oldu ya. Gerçekten. Vallahi süper oldu. Şahane şarkıymış. İyi ki de filmi çekilmiş şarkının. 12 milyon 12 kişi milyon. İzlemiş bu filmi. Yani bu milyon. Şarkıdan sonra çekilmiş özellikle. Ve müthişti. Sen de üstüne bayağı inanılmaz söylüyor değil mi? Ben hafta şarkıcı yapacağım ya. Nasıl? Ben ilk programda büyükler. Söylemiştim zaten. Çalışacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Hayır, güzel. Çok güzel söylüyor. Güzel düzeliyor mu? Düzeliyor çok mu? Güzel, çok yani güzel, ne düzeliyor? Çok güzel bu söylüyorsun. Bu arada film dediniz arkadaşlar. Bizim Bergama'da Şen Sinema vardı. Hmm. Bizimle alakası yok. Sinemanın adı öyle. Tamam. Akşam mesela 9'da diyelim film başlıyor. Herkes 7'de gidiyordu oraya. Daha erken gidenler vardı hatta. Akşam yemeğini bile orada yiyenler var böyle. Değil mi? Hep öyle. Ferdi abinin filmi başlıyor. Herkes mi ağlar? Mendiller havalarda. Şalyasınlık herkes ağlıyor. Ama o filmlerin de çok ayrı bir bize kattığı bir şeyler vardır. Böyle zaten, içimizdeki evet. Yaralar böyle. Zaten hani. O filmler hep mendilimize falan giderdi. Doğru, yani doğru. Önden hazırlıklıydık ağlamaya doğru. Ama. Ne filmler, ne filmler. Çok güzel filmlerdi. Gerçekten öyle. Yine Ferdi Baba'nın şarkılarını çok güzel yorumlayan, kendi dalında çok özel bir yorumcuyu, sevgili dostumuzu davet etmek isterim. Ferdi Baba'nın muhteşem iki tane şarkısını seslendirecek. Alkışların en büyüğünü Serkan Kaya için rica Serkan ediyoruz efendim. Serkan Kaya geliyor. Gitsen bile hatıran
getirir zaman. Bilinmez neleri bitirir zaman. Aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda günler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Allah Allah! Ağzına sağlık. Allah Allah! Ağzına yüreğine sağlık. Ay, teşekkür güzel ediyorum. Güzel şarkıları yazanların yüreğine, gönlüne sağlık. Evet. Ve çok sesli, çok sanatçı dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Ama çocukluğumdan beri. Söylemek benim her zaman bir Müslüm Gürses hayranlığım, bir Ferdi Tayfur hayranlığım. Aslında o dört büyüklerin bir hayranlığım var. Hepimizin. Ferdi Baba'dan da ben her zaman hatıran yeteri severdim. Kısmet olur mu bir gün okumak dedim. Nasıl Müslüm Gürses'te bir bile bilsen okumak nasip evet, oldu. Ne güzel. Ferdi Baba'nın da bu şarkısı da. Çok güzel yorumladın. Güzel gönlüne sağlık. Çok teşekkür sağlık. Ederim. Çok... Bu arada programınız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıyla bayıyla yüzüyoruz. Ne güzel. Çünkü televizyonlarda izleyecek bir şey dizilerin haricinde bir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmadı. İnsanların morale ihtiyacı var. Gerçekten İnsanların öyle. Neşeye ihtiyacı var. Polat Yağcı ve Kanal D ailesini kutluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun Serkan bu dönemde? Antalya'da yaşıyorsun. Ya herkes bir herkes yerlere kaçıyor. Sibel'cim bir tek sen İstanbul'dasın. Ben hiçbir kaçamadım. Yere gitmem. Bırakmam İstanbul'u kimselere. Biz de geliriz. Yani, evet ya. Biz İstanbul'u bırakmadın. Sen bıraktın mı? Yani ben Bodrum'a yerleştim. Biz de... Sen ne yapıyorsun Antalya'da? Biz de kısmet oldu. Bir pandemiden önce bir çiftlik hayalim vardı. Ay ne güzel. Bir çiftlik kurduk. İçinde atlarımızın olduğu. Oh süper. Koyunlarımızın ne olduğu, güzel, ineklerimizin olduğu, kuşların çeşitlerinin olduğu. Bunların olduğu yerde de huzur vardır zaten. Ya çok kesin. Çünkü anlatırken bile 98 şeysin. Yılından beri İstanbul'dayım. Çok büyük mücadeleler verdik. Haliyle yorulduk. Evlendik, evlat sahibi olduk. Hayatın Allah stresini başlasın. Atmak için de toprakla bir arada olmak. Diğer canlılarla da hayat paylaşmak harika. Çok zevkli, çok ne güzel. Serkancığım bize bir şarkı daha söylersen çok seviniriz. Estağfurullah. Ferdi Baba'nın şarkısı. Ben biliyorum hangi şarkı olduğunu. Ben bilmiyorum. Çok da yakışmış. Öyle mi? Çok da güzel olmuş. Bu Şehrin Geceleri. Yine oh. Çok sevdiğim harika. Ahmet Selçuk İlkan rahmetli Yılmaz Tatlıses şarkısı. Yine çok okumayı isterdim yıllar önce. Hep bunlar zamanla nasip tabii, oluyor, kısmet oluyor. Ne kadar çok isteyince oluyor zaten. Çok isteyince de oluyor. Zaten oluyor. Naçizane okuduk. Dinleyin bakalım nasıl. Harikadır dinleriz kesinlikle. Senden. Yüreğine sağlık. Hemen bu Şehrin Geceleri. Hep seni hatırlatır.
şehrin geceleri bir başka hüzün taşır. Bu şehrin geceleri hep seni hatırlatır. Bu şehrin geceleri. Bu şehrin
geceleri. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Ağzına sağlık. Oh. Bu kadar mı güzel söyledin? Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Yol yorgunluğuyla geldiğim için. Çok çok güzel. Canlı okuma isterdik ama şarkılarımızın hatıran yeter. Biz zaten geçen ay okumuştuk. Daha yeni çıktı değil mi? Yeni klibi evet, yayınlandı. Evet. Hayırlı o yüzden sound'umuzda, oradaki yorumumuzda belli olsun diye. Hayırlı olsun. Playback yaptık. İnşallah bir dahaki programlarda canlı okuruz. Zaten beraber. Canlı okursun. Hüsnü Ümçalar beraber söyler. Bir de bizim aynen, sevdiğimiz birçok şarkım var. Onları yani bir sonraki inşallah ilerleyen programlarda seni özel davet edeceğiz. Hay hay. O şarkıları mutlaka hep beraber burada söylemeli. Bayılıyoruz. Hay hay. Başımın üstüne. Sizlerle bir arada olmaktan çok teşekkür çok ediyorum. Mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok sevdiğimi biliyorsunuz. Biz sana, biliyoruz. Biz sana çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldin. Bizi kırmayıp ayaklarına sağlık. Güzel yorumunla, güzel sesinle şarkılarını da ilettin bize. Teşekkür ederim. Bizden aileye çok selam, saygı olsun. Aleyküm nereye selam. Gidiyorsan herkese selam, saygı bizden olsun. Bizden de herkese. Nereye gidecek, eve gidiyor. Allah, herkes sen mi? Nereye? Yok canım, hani dedi ya adres belli herkes etme. Herkes sen hayır, mi? Hayır canım, ha? Adres belli etme dedi ya. Şimdi İstanbul'daki adres belli. Ev. İstanbul, ev. Tabii. Tamam. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkürler. Ekran başında izleyen herkese çok çok teşekkürler. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Beyefendi, sağ olun. Teşekkür ederim. Sibel'cim ne güzel gidiyor Ferdi Baba şarkıları. Çok. Ama çok program başında Hüsnü dedi ki hani siz söyleyeceksiniz şarkıları. Ben de dedi klarnetim aort damarımdır benim dedi. Aort damarıyla bakalım Ferdi Baba'nın hangi damar şarkısını çalacaksın Allah Allah, bize. Aman Allah düşünemiyorum. Bilemezsin. Neyi? Şarkı. Ha, tamam. Bilemezsin sen. Bilemezsin sen. Tamam. Bilemezsin sen. Sen aşkı ömrünce tanımadınsa, sevmek ne demektir bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlamadınsa, özlemek ne demektir bilemezsin sen. Dost diye sığınmadınsa, kaderleri kırıp ağlamadınsa, yalnızlık ne demek bilemezsin sen. Yalnız.
yalnızlık ne demektir? Bilemezsin sen. Ağzına sağlık. Allah Allah. Teşekkür ederim. Ya özlemek bu kadar mı güzel anlatılır? Oh, özlemek be. Ne demek bilemezsin sen dedi bilemezsin ya. Bilemezsin sen. Şimdi yine özlemeyi bu kadar tertemiz anlatan bir şarkıyı hemen bizi izleyenlerle paylaşalım mı? Biliyorum ki onlar da söyleyecek. Ben de özledim. Ben de. Sen? Özledik. Bir özlem dansı.
Ne kadar güzel. Özleyenlere gelsin. Ben bayılıyorum buna. Benim her konserdeki repertuarımda vardı. Sen söylüyorsun sahnede değil mi? Vardı. Evet ben de zaman hastasıyım bu şarkının ben. Çok çok güzel. Ve ne kadar güzel anlatmış değil mi Özlem? Çok güzel anlatmış. Bu kadar olamaz. Şimdi yine Ferdi abimizle ilgili bütün ekip arkadaşlarımız çok güzel bir VTR hazırlamış ama onun şarkılarından oluşan, şarkı sözlerinden oluşan bir VTR. Söz ve müzikleri. Söz müzik tabii ki. Hemen izleyelim. Şarkılar Bizi Söyler'de söz müzik Ferdi Tayfur. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Çamur demem, çamur demem, yollarına düşüyorum. Sanat hayatı boyunca 9 altın plak ve sınırsız ödül alan Ferdi Tayfur'un 250'ye yakın söz ve bestesi, 100'e yakın da albümü bulunuyor. Bu başarısı onu Ferdicilerin babası yapıyor. Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerde olsun. Gelin sözüyle, bestesiyle isyanımıza ve sevdalarımıza ortak olan Ferdi Tayfur şarkılarının sesini açalım, hatıralarımıza dokunalım. Sen gittin. Hayallerim yarım kaldı. Sen gittin. Sevincimi eller çaldı. Sen gittin. Nerede sevgilin, nerede derler? Sene 1994. Tüm Türkiye'ye Fadime'nin düğününde halay çektirdi. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Sene 1997. Onun feryadıyla sırtımızı dağlara yasladık. Ok dağlar o, ok taşlar o. Aldınız benden yarimi. Yağmur demedik, çamur demedik, yollarına düştük. Yağmur demem, çamur demem, yollarına düşüyorum. Her ne kadar özlediysek de derman yok diyebildik. Ben de özledim benden, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok bizlerimde. Sen de mi Leyla dedin, hepimizi, her sevdalıyı Leyla et. Tam 63 yıldır yazdığın yüzlerce şarkının sözü de, müziği de bize emanet Emmoğlu. Ben de bu dağların nesline geldim. Meleşir kuzular sesi. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de söz, müzik sensin. Nasıl güzel şarkılar, söz, nasıl müzik, güzel Ferdi sözler, Tayfur, söz, çok. Müzik. Ferdi Tayfur bu gece onun gecesi biliyorsunuz, hepimizin gecesi. Bu kadeh senin şerefine Emmoğlu. Otur. Geldim Emmoğlu. Babamın şarkıları da olunca çok heyecanlanıyorum. Ben toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. Gülemiyorum, sana komik gelen bana gelmiyor. Yapma canım. Merhaba. Bundan 3-5 sene önce... Oğlum bulamadın mı? Dur ama bak. 500 metre. Oğlum neyi anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! En güzel anılardan biri. Ne güzel anıymış İsmail. Tebrik ederim. Allah seni cezanı versin. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Ben de bir şarkı söylemek istiyorum şu an. Yaktı beni. Kim? Şarkı oğlum şarkı. Ha şarkı. Şarkı. Çalalım mı? Hadi yanmış, o zaman. Yanmış. Yaktılar seni, yaktılar. Yaktılar evladım. Yaktı beni,
yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Gözlerinin karası oldu yürek yarası, bu gönül macerası yaktı beni. Gözlerinin karası oldu yürek yarası, bu gönül macerası yaktı beni. Ne oldu Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Ne oldu Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Yaktı beni, 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 yaktı aşk yemini, görmedim böylesini, yaktı beni. Sarılıp öptü beni, etmişti aşk yemini, görmedim böylesini, yaktı beni. Ne oldu Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Yaktı beni, 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 yaktı beni. Bu şarkılar nasıl yakışıyor? Çok güzel şarkı ya. Gerçekten çok, çok güzel. Ferdi abiye bir kez daha teşekkür edelim. O kadar güzel şarkılar yapmış ki tam böyle ciğerimize, içimize oturuyor. Çok sevdiğimiz şarkılardı. Çocukluğumuz, gençliğimiz bu şarkılarla geçti. Gerçekten öyle. Ferdi Baba'nın şarkılarını söylemeye devam ediyoruz. Sırada çok güzel bir sürprizimiz var. Ferdi Baba'yla onlarca, yüzlerce şarkıya imza atan Türkiye'nin en önemli söz yazarlarından bir tanesi Ahmet Selçuk İlkan birazdan stüdyomuza gelecek. Ve onunla birlikte, canım Ahmet'imle birlikte Ferdi babamızın prensesi, güzel kızı geliyor. Tuğçe geliyor. Tuğçe Tayfur da geliyor efendim. Senin şerefine bol. O türküyü bir daha çal. Karşı dağ duman aldı pusaldı. Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı. Sazına vuran eline kurban. Allah'ına kurban be bol. Türkülere mi susamışsın bu kadar? Yoksa şarkılara çal. Allah aşkına durma çal emoğlu. Dağların, çadırların, atların, gümüş saplı kamçıların, bir bağ fişeğin aşkına çal. Bizim türküleri çal emoğlu. İfade vermeden ölen gelini çal. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşin kuzuları sesine geldim. Bir gelin ölmüş derler, yasına geldim. İfade vermeden öldü o gelin.
saçları simsiyahı değil. İlle göstereyim oğlu, ille göstereyim. Nasıl da gülerdi gözlerinin için. Hani bir gece ay tutulmuştu, dam başında tir yarmıştık beraber. Ben de ona tutulmuştum. Ben de ona. Beni uzaklara götürdün Emmoğlu. Beni ona götürdün yeniden. Bu kadeh onun şerefine olsun. Onun niyetine bu türkü. Kanatlı kapının demir sürgüsü. Belik belik saçların örgüsü. Sana bu güzellik Allah vergisi. Gider bu sultanlık, sana da kalmaz. Kalmaz be Emmoğlu, kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana kalmaz, ona kalmaz, bana kalmaz. Bu kadehte Azrail'in şerefine olsun. Onun niyetine bu türkü. Yüce dağ başında yayılan atlar, yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarımın üstüne beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz be Emmoğlu. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Getirdiği de olur canım, yağmur getirdiği de. Elimi uzattığım daldan hep diken mi batar elime? Bir gün gül geldiği de olur canım, gül geldiği de.
Allah'ına kurban emma. Ben de bu dağların nesline geldim. Beleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasına geldim. Geldim emma. Hayır, şimdi babamın şarkıları da olunca böyle çok daha çok heyecanlanıyorum. Tabii, ben de onu söyleyecektim. Babanın şarkılarını söylemek canım benim. Çok nasıl zor bir duygu bu. Ha? Biz söylerken heyecanlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Hayır, bir de sizler de yani tatlarsınız böyle. Estağfurullah. Hoş geldin. Çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hakan abi, seni seviyorum biraz. Ben de seni seviyorum. 13 yaşından beri sürekli. Tabii tabii. Beni sevmiyor musun? Seni çok seviyorum. Seni idol olarak görmüyorum. Tuğçe, Sibel'e, Tuğçe 13-14 yaşlarında falan, evet. Ben Tarabya'da çalışıyordum daha bayağı, evet. 20, evet. 20 yıl falan. 88'liyim lütfen. 88'li bu arada lütfen. Annesiyle çok değerli, kıymetli. Annesiyle beraber gelirlerdi. Okuldan arkadaşları da gelirlerdi Tarabya'da, evet, çalışırken, evet. Ben. Hiç her hafta sonu orada. Hiç aynen her hafta sonu gelirlerdi. Hiç unutmam bir gün Ferdi abi girdi çalıştığında. Ne yere oluyor diye. Tuğçe orada, anne orada. Ferdi Tayfun içeri girdi. Ben sahnedeyim, böyle ayakları titremeye başladı, tamam. Masasına doğru gidiyor ama ben ne şarkıya konsantre olabilirim. Sadece Ferdi abi nereye gidiyor diye geldi, oturdu. Sahneye de çıkmıştı hatta. Sahneye babacığım, sizin yolunuzdan abi gidiyoruz dedik. Yani canım, biz, evet, hepiniz kendinize güzel bir yol çizin ve kendi yolunuzdan gidin demişti bana. Hiç unutmuyorum, evet, o akşam. Unutulmaz. Ellerinden öpüyoruz. Çok, ne yapıyorsun? Çok heyecanlısın. Ben çok heyecanlıyım, evet, ve de çok da mutluyum. Çünkü aslında benim doğum günüm. Aa, bugün senin doğum, evet, günün doğum canım benim. İyi ki olmuşsun. Bana da sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Zaten böyle programların olmasını da çok istiyorum, arzu ediyorum. Sizleri evlerimizden izliyoruz. Bu aslında pandemi döneminde de çok fazla, biliyorsunuz, insanlar zorluk çekti. Müzisyenlerimiz için aslında çok mutlu oluyorum. Keza diğer şovlarda da başladı, biliyorsunuz, şarkılar söyleniyor. İyiyim ama bunu gördükçe, duydukça çok mutlu oluyorum. Neler yapıyorsun? Ben yeni bir şarkı çıkarttım, Zamansız diye. Söz müziği, güzel, bana ait. Sen de o liste yapma. Bir dakika. Bak, burası önemli şimdi. Evet. Burası hani armut bak, dibine düşen dedikleri bu. Yani söz müzik dedi, bak bu çok önemli, evet, bir şey. Yüreğine sağlık veririm ben. Canım benim, teşekkür, ne kadar ederim, güzel. Sağ, ne güzel. İnşallah bir gün veririm size. Ay, çok memnun olurum. Çok beğenirseniz. Vallahi çok memnun olurum. Ferdi abinin zaten sözü var bana. Öyle mi? Evet, evet, tamam, bir şarkı verecek. Ya, hatta yapmaya başladım dedi. Tuğçe'den sözü aldın. Evet, bir de babadan da alırım ben. Bir dakika, bu arada... Ferdi abinin muhtemelen en çok vakit geçirdiği, en çok müzik yaptığı, değil, insanlardan bir şey tanesi. Hatta ilk başında diyebiliriz Ahmet abicim sizin için. Evet. Öyle başladınız. Kaç şarkınız var Ahmet abici tahmini? Yaklaşık 100'e yakın şarkı var. Maşallah. 100'e yakın. Senin zaten yani 10 bin tane falan da. Tabii önemli olan sayısı değil tabii. Saygısı, her zaman söylüyorum. Doğru, önemli olan saygın olmak, yaygın olmak değil. Ama ben mutluyum. Çünkü biraz önce okuduğunuz bütün hemen hemen şarkıları çoğu da
Hep sen varsın. Evet. Bu arada Ahmet abi biraz önceki değil bizim bu dördüncü programımız. Evet. Müslüm Baba'yı anarken de evet. Bayağı hep. Senin sözlerin, hı-hı. Burhan abinin besteleri evet. Ve sizin sözleriniz. Özellikle bunu bundan gurur diyorum, onur diyorum. Çünkü yazana kadar şarkılar bizim. Ama biraz önce o bilemezsin sen yine yıllar önce yazdığım. Ne kadar hani güzel. Özlemekle demek dediniz ya hani evet. Gerçekten onu yazdığım günleri anımsadım. Senin okuduğun o sabahçı kahvesinde hatırlar yeter de. Ama bizim Ferhat Tayfur'la anılarımız o kadar çok fazla ki. İnanıyorum ki şimdi o da bizi izlerken o anıları, ortak anıları beraber yaşıyoruz. Bu bir arada Ferdi abi gelemedi ama sen buradasın Tuğçe'cim. Evet, ben aile temsilen çok keyifli bir şey. Ufacık bile yerini dolduramam ama onun şarkılarını söylemeyi çok seviyorum. Bütün gençler de duysun istiyorum şarkılarını. O benim kıymetlim, ilk aşkım. Canım. Seni çok seviyorum. Canım benim ne güzel. Şimdi bir de senin... Benim de bayıldığım kelime oyunları mı? Kelime oyunu. Kelime oyunu. Kelime oyunu diyorlar. Ya, kelimeler, rakamlar. Ay ben onları istiyorum. Rakamlar, kelimeler. Benim işim gücüm şiir olduğu için. Hani evet. Benim hayatımın yaşam biçimi şiir olduğu için herkes bana böyle yaklaşıp işte bazen sözcükler söylüyorlar. Oysa tabii ki o bir işin esprisi ama tabii ki. Ama ben bayılıyorum. O zaman mesela, kelimelerden fal mı tutsak abi? Sana kelimeler versek sen de o kelimeleri. Hemen ben söylüyorum. İnsan. İnsanlık doğup da yaşamak değil. Sadece bir beden taşımak değil. İnsansan, insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın. Ben soruyorum abi, aşk. Sen başka ne soracaksın? Aşkın izahını herkes söyledi ama ben mizahını söyleyeyim. Heh. Aşk gözlerde başlar, gönülde hislenir, dudakta ateşlenir, karında beslenir. Ve 9 ay sonra anne diye seslenir. Hadi inşallah. Ahmet abi sen de buyurun bunlara ya. Evlendirdik onu bir de çocuğun oldu. Vay, Ahmet çocuk abi, da oluyor. Çocuk da yaptı Ahmet abi. Siz onu yapmadınız bana. Ahmet abi çocuk ama, bile oldu. Ama bakmayın öyle dediğine. Ben her zaman diyorum kral olsan tacın o. Vazgeçilmez acın o. Mutluluk ilacın o. Hakan son sözü hep aşk söyler. Onun için. O zaman ben de bir tane söyleyeyim. Söyle. Klarnet. Allah yandı. Çok zor ya. Hadi. Nereden buldun sen onu? Elimde abi. Gerçekten çok zor. Bu nasıl bir talih? Bu nasıl bir kısmet? Sana değil bu defa bana düştü klarnet. İstersen gel bana da öğret. Seninle olsun hayatımız güzelce bir istikamet. Ya. Allah Allah Ahmet abi ya. Türkiye diyelim. Ah. Türkiye. Atamdan bir servet bu koca servet. Hangi tarih yazmış böyle bir millet? İşte bu memleket, işte bu cennet. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Ahmet abicim ağzına sağlık vallahi. Nasıl yaratıcı bir adamsan. Ah yüreğine zeval vermesin hiçbir zaman. Teşekkür ederim. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür anneye ederim. Anneye zaten Ferdi abicimi çok öpüyorum. Herkese çok selamlarınızı aleyküm söyle. Aleyküm selam sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok İyi yayınlar teşekkür diliyorum. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Canım benim. Diliyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ahmet abicim gel gidelim. Toprak olur, taş olurum, yolunda yok. Gülemiyorum. Sana komik gelen bana gelmiyor. Yapma canım. Merhaba. Bunlar 3-5 sene önce. Oğlum bulamadın mı? Başka anlatacak 500 metre. Oğlum neyi anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! En güzel anlardan biri. Ne yani. Güzel anıymış İsmail. Tebrik ederim. Allah seni cezanı versin. Biz seninle doğduk uyduk abi. Karabiberi. Zeytinli günleri yakaladık. Zeytin. Abi zeytini hatırlıyorum ben. Gemlik zeytiniydi diyorum sana. Sen beni hatırlıyor musun diyorsun. Madem benim düğünüme gelemediniz, hep beraber Fatime'nin düğününe gidelim diyelim. Efendim görüyorsunuz bu gece Ferdi Tayfur'un şarkılarını sadece bizler değil, hepimizin sevdiği çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımız da seslendirecek. Onun heyecanı da var bende. Birçok isim gelecek sevdiğiniz. İlk kez Ferdi Tayfur şarkıları söyleyecekler. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ama bu sıradaki şarkı? Nedir o? Nedir? Bana da söyleyin. Hangi şarkı? Bana da söyle. Bana da söyle. Bana da söyle. Hadi söyleyelim. Hadi evet, bak tamam. Hocam. Thank you.
Şarkıdır bu da biliyorsunuz yeni versiyonuyla Zinet söyledi, Zinet Salih. Ona da selam olsun buradan. Canım benim, onu da çok öpüyorum. Şimdi efendim onu çağırmak için tek bir cümle kuracağım. Şimdi huzurlarınızda Padişah'ın kalemi geliyor. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, 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 söyle. Söylesene. Giderim bu diyardan, merak etme sen. Merak etme sen. Merak etme sen. Merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Merak etme sen.
toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Merak etme. Bacar, çok pardon. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. Bu şarkıya girince İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Benim bütün sinir sistemim bozuluyor. Hakan şarkıya başlandı. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Abla ne olur, ne olur yalvarırım ama bir sevdiğin varsa ne olur söyle. Var. Kim kim? Kim yok kız? Yok şaka. Var söyle, söyle. Merak etme sen. Merak etme sen. Padişahın kalemi. Çok güzel. Canım. Sevgilim var diyor ve yok, ne saklıyor. Olduğunu söylemiyor. Sana şaka. Sana söyledi bunu laf arası, şarkı arasında. İnsan sevdiğini pat diye söyler baba. Olsa söylemez miyim babacığım? E var dedin yalan Hakan. Yapıyorsun. Yalan söylemem ben biliyorsun hayatta. Sen bilirsin. Ne? Senin ben var mı bir dakika? Hep benimle uğraşıyorlar. Bildiklerin bir dakika. Hep benimle uğraşıyorlar. Allah gönderdi seni bana Serdar'cığım. Hayır bak Serdar diyor ki bildiklerim var diyor. Bildiklerim var tabii. Unutmalısın onları. İyi misin Osman? Ay canım benim. Hoş geldin. Şerefler Serdar verdim. Ne kadar yakıştı sana Ferdi Baba'nın şarkısı. Ya. Ne güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. İlk turnemizi yapmıştık 97 senesinde. Almanya'ya gezmiştik. Almanya'ya? Ferdi Baba ben. Aa süper. Kimler vardı? 20 kişiydik. Allah Allah. Ya. Ferdi Baba devamlı turnelerde. Daha sonra biz de aynı şekilde çok güzel evet. bir turne yaptık. Ne yapalım geçelim ne mi oturma odamıza? Artık oturma odamıza geçmeden çok değerli konuklarımız var. Ay evet. Onları davet edeceğiz. Benim için o kadar kıymetli, o kadar özeller ki her şeylerini harfiyen dinliyorum. Böyle bir şey olamaz. Hmm. Büyük bir keyifle, aynı zamanda gururla, onurla dinliyorum sizleri. Şimdi sen söyle bence. Anlat edeyim mi? Hadi. Bir dakika söyle. Ama ben bir şey söylemek ne? İsterim söylesene. Onlar hakkında. Onlar Türkiye'nin gerçekten gururu. Gerçekten. Taksim Trio dünyanın dört bir yanında müzik yapan, büyük festivallerde... Yani aklınıza gelebilecek dünyanın en güzel festivallerinde Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni müzikal anlamda çok özel bir şekilde temsil eden bir ekiptir. O zaman bağlamada İsmail Tunçbilek. Kanun'da da ben ona öyle diyorum. Kanun'un kitabını tekrar yazan adam Aytaç Doğan. Bravo! Aman aman. Kimler geldi kimler? Hoş geldiniz arkadaşlar, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Baba. Çok çok sevindim. Hoş gel. Geldiniz. İşte gördük üçünü bir arada. Aynen. Ha? Evet. Böyle altılı pentagon gibi olduk. Çok fena. Var ya fena taksiniz, Taksim Trio'yu aynı fotoğrafta görüp aynı müziği dinlemek, onlardan müzik dinlemek bana göre dünyanın en güzel şeylerinden biri. Böyle gerçekten bir keyif olamaz. Türkiye'de müzikle uğraşan bir insan olarak... Türkiye Cumhuriyeti'nin sizin gibi önemli müzisyenleri olduğu için ben kendi adıma gurur duyuyorum hepimiz. Ve teşekkür aynen. ediyorum. Aynen. Hepimizin gururusunuz. Hepimizin. Ayakta her zaman alkışlıyoruz sizi gerçekten. Biz de sizleri çok seviyoruz. Ne güzel sağ olun. Onları zaten Türkiye'de göremiyoruz konser yaparken. Hep dünyanın dört bir yanında. Köydeyiz abi biz köyde artık ineklere kuzulara çalıyoruz. Aytaç da burada, Serdar da burada. Aytaç'ı evet. kurtaracağız bir de Serdar abiyi kurtaracağız. Sonra tamamız ekip ben tamam. Ben gidiyorum hemen. Nereye hemen gidiyorsun abi. Köye? Köye. İnanmıyorum. Aslan. Ben dedim ya bir gün herkes köyüne döndü. O zaman oturma odamıza mı geçelim? Hadi evet. geçelim oturma odamıza. Şu meşhur oda değil mi? İşte hayır. burası. Evet, i̇şte burası. Bunları yayınlamayacaklar. Ya önemli değil ben bize anlatıyorum ya yayınlansın. Yayınlansın.
anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! Aslan kesme ya!
Vay ki ne var. Vay ki ne var. İyi doğru. Parmaklar demek ki daha küf tutmamış. Yüreğinize yani, sağlık. Siz gerçekten böyle olun ben var ya sabaha kadar yani gözümü kırpmadan dinleyebilirim. Böyle bir şey var mı? Söze hiç gerek yok. Hiç gerek yok ki söze. İşte böyle. Gerçekten yani yüreğinize sağlık. Yani bu kadar mı güzel i̇yi olur? İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. İçimiz gönlümüz açıldı. Şeref duyduk. Davet ettiniz. Gönlümüz açıldı. Bizim de ihtiyacımız vardı. Hoş geldin. Memleketin de ihtiyacı vardı. Müziğe. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok güzel oldu. İyi ki de oldu. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Polatçım sen de iyi ki varsın. Neredesin? Bu beste Hüsnü senin. Evet. Bu beste benim evet. Gözüm ve kulak. Yan yana göz ve kulak. Çocukluk arkadaşınız yıllardan beri müzik yaptınız. Sağ olsun sevgili Hüsnü ile sevgili Sibel. Programa başladığımızdan beri bana takılıyorlar. Bak şimdi. Şimdi ben şarkının hikayesini biliyorum. Şurada anlatmak isterim. Ben de isterim de. Gözümün ben hikayesini. Dedim ki sahibi anlatsın şarkının şimdi. Neden anlatmıyorsun Hüsnü? Bak terliyormuş demek insan değil mi böyle? Ya, ya Allah'ın sofası yok. Ya gözümün hikayesi gizli bir şey değil güzel, zaten. Güzel. Bilenler biliyorlar. Evet. Gözümün hikayesi. Ama hepimiz biliyoruz. Ben bilmiyorum ki. Ha? Vallahi ha. Bilmiyorum. Ben anlatırım ben sana sonra. Aa, görüyor musun Serdar? Bunlar böyle. Evet. Gizli bir şey değil. Gizli bir eser gözüm. Yok be gizli değil ya. Az sonra. Az sonra dedi. İsmail şey... seni özellikle mi tuttu bu adam? Yok be. Bir de yakaladılar beni özellikle. Haftalardır benden şikayet ediyor. Uğraşamıyoruz Hüsnü ile. Dediler sen uğraşırsın. Aslında var ya neler vardır içinde. Aman ne adalar. Tabii bak, dünyayı... Aytaç hiç konuşmaz. Aslında sessizden konuşacaksınız. Anılar nasıl geçiyor aklından? O şimdi birazdan bir şey söyler ama öyle bir ay, şey söyler ki bütün gece o konuşulur yani. Senin sesinin tonunu bilmiyorum Aytaç. Ben rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri gibi oldum. Diyor ya Almancayı Almanca gibi konuşuyor ama Türkçeyi konuşuyor. Ben de Arapçayı oralarda coşuyorum. Burada gelince. Tabii Orta Doğu'nun Türkiye temsilcisi. Dağınınızı kendi kafasından tanıyorlar. Ya siz gerçekten üçünüzün yaptığı... İki evet, proje evet. Gerçekten dünyaya mal olmuş bir proje. Şükür hamdolsun. Üçü öyle bir de ayrı ayrı projeleri de var. Tabii ben ki. Onlara da bayılıyorum. Hepinizi o kadar keyifle dinliyorum ki. İsmail'in sesini dinlemişsindir. Ay dinlemez olur muyum? İsmail muhteşem şarkı söylüyor. Bu gece mutlaka bize söyleyeceksin İsmail, herhalde. İsmail albümünü aldım ben dinledim. Yolda dinledim. Ben... Yani gerçekten büyük bir sanat var orada. Bayılıyorum. Çok ciddi yani, söylüyorum biliyorsun evet. Müzikal anlamda hiç torpil olmaz şey olmaz yani. Bir müzisyen alıp dinler mi? Dinlerim ben. Dinlerim. Yol i̇şte, boyunca dinlerim. Dinlediklerimizden ama yani herkesi dinleyemiyoruz. Ne mutlu. Tabii ki. Dinlediklerimizden. O zaman İsmail bize bir tane söyler mi acaba? Söyleyeyim mi? Bir derdinle söyle bize artık. Sen dinledin mi derdinle? Serdar senin derdin ne canım benim? Evet, bu bedbaht bir hal. Böyle canım benim devamlı mutsuzdur. Dur birazdan Serdar abiye geleceğim ben. Dur, hani sen ona da gel. Bak şimdi tabii. Derdin ne diyecek sana? İlk sana diyorum abi i̇lk derdin kez, ne? İlk kez dinleyeceğim.
gönlüm anlat benden gizli derdine. Ay derdine, derdine. Akla danışmadan aşka mı düştün? Oy derdine, derdine. Aman aman derdine. Oy 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 derdine. Aman 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 ay derdine. Oy 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 derdine.
Serdar ilk sana söyledi, derdin ne dedi? Evet Serdar abi. Bakma şimdi biz hani böyle yok dünya caz festivallerinde evet. geziyormuşuz falan filan inter bilen ama biz seninle doğduk büyüdük abi. Değil mi? Karabiberim. Karabiberim tabii. Ne yapıyordun mesela 94'te? Seni dinliyorduk işte abi. Daha ne yapalım? Benim o... Karabiberimle başlamak. Hayır, zeytinli günleri yakaladım. Abi o göbekteki zeytini bak hala arıyorum ben. O günleri arıyorum diyorum sana. Hatırlıyor musun? Evet. O zaman ne? Evet. Zeytinlerde kaldı. O zaman abi, saçları vardı. Ayrıca. Zeytini hatırlıyorum ben. Gemlik zeytiniydi diyorum sana. Sen beni hatırlıyor musun diyorsun ya. Gemlik olduğunu bile anladın ha? Bursalı ya. Biraz önce söyledi ya derdin ne diye. Evet, sen hocam, ne böyle ya. Üzgün duruyorsun? Ya ben çok iyiyim ya. Evet, devamlı böyle görüyoruz arada. Instagram'da birilerine bir şeyler yapıyorsun. Vallahi çok iyi. Sen bilmiyor musun? İzliyorsun değil mi? Bana kuliste izlettiler. Serdar'ın kepsi evet. işte mutsuzum falan. Aa. Dedim 50 yaşındayım mutsuzum demiş. Dedim benim bir senem var o zaman 49'um ben. Bir sene sonra dedim ki ben zaten hani efkarlı bir adam diye anılırım. Dedim benden daha efkarlılar varmış. Vallahi evet, mutsuz değil değilim. Değilsin bence de değilsin. Çok vallahi değilsin. Yeni halim bu. Yani, böyle bir moda girdin sen. Böyle bir oluyor zaman zaman insanlarda ya. Olur, öyle. Bazen hani dünyanın en mutlu, en rahat insanında bile böyle bir durgunluk oluyor. Tabii tabii. Böyle bir boş düşünme. Yani zaten her şeyi dört dörtlük diyen olamaz yalan söyler. Olamaz zaten abi. Öyle şey olabilir mi? Mutlaka ya? Bu durgunluğun altında bir şeyler yapıyorsun. Benim sorunum gülemiyorum. Neden? Bilmiyorum işte. Senin, Allah Allah. Sana komik gelen bana gelmiyor. Buna hüzünlü gelen bak beni şimdi. Ağlatmıyor. Ha. Hakikaten az önce bir şey oldu. Yaptım hiç bakmadı beni. Ama güldü güldü yok güldü neler yapıyor? Kaslar çalışıyor. Yok kaslar çalışıyor. Aa istesem yaparım. Fotoğraf çekerken hemen yapıyorum böyle. Yapma canım. Merhaba. Hep senin gözlerin gülsün olur mu öyle şey? Sen hiç mutsuz olmuyor musun yani? Olmaz mesela olur bazen musun? Böyle depresyona girmiyor musun? Hepimizde oluyor. İnsan herkes yani depresyon olmasa da yani kenarından geçiyoruz. Hepimiz geçiyoruz çünkü neden biliyor musunuz? Özellikle bunun maddi tarafı bir tarafa, maneviyatta evet. hepimiz bu enstrümanları çalıp sesimizle bir şeyler söylemek istiyoruz. Bu şarkı aynanın karşısında bir yere kadar oluyor. Evet. Biz bunları yıllardır insanlarla paylaşmaya alıştığımız için orada bir ikilem olabiliyor insanda. Daha beterlerini gördüm, bir tabii. görsen. Daha beteri. Tabii evden canım. Aşağı bir iniyorum, milleti gördüm. Şöyle bir evet. laf var, çok severim. Benim hayat felsefelerimden bir tanesidir. Hazreti Mevlana'nın söylediği bir söz. Hı. Sanma ki sadece dert sende var. Hı. Sendeki derdi nimet sayanlar var oh, diyor. Ya. Çok sevdiğim ya. Bir sözdür bu. Hayat felsefelerimden bir tanesidir. Bir sonunda söylediği gibi sağlık olduktan sonra Allah'a şükür olsun her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ya zeytin yani. Ekmekle de doyarız. Biz aynen. portakallı ördek yemeği de biliriz yani. Ya. Onu da yeriz yani gerekirse. Ama zeytin nefis bu zaten. Güzel, doydun güzel. Bitti tamam. Gemlik zeytin. Aynen. O zaman Ferdi Baba'dan bir şarkı söyleyelim derim ben. Siz ne dersiniz? Evet. Evet. Zamanı geldi artık evet. evet. Hangi şarkıyı söyleyelim? Ne geçti içinden hadi söyle. Neyleyim sen yoksan eğer. Aa, ay çok güzel bu. Onu söyleyeyim o zaman. Tamam. Tam sana yakıştı be. Ya yapma ya. Her şarkı bana yakışıyor. Ama hayır bunları bilerek mi seçiyorsun? Niye böyle oluyor? Yok devam canım. Böyle denk şarkılar geliyor. Değil mi? Denk geliyor evet. Tamam o zaman. Denk neyleyim geliyor. Sen tamam. yoksan eğer. Yoksan eğer dünyanın servetini neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı ne
de haklıymış meğer. Aşk uğruna yananlar, sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış meğer, aşk uğruna yananlar, sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Adresin. Elimde yok adresin. Şimdi bilmem neredesin. Şimdi bilmem neredesin. Aşkımın ödülü müydü? Aşkımın ödülü müydü? Habersizce gidişim. Sana öyle hasretim. Bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksa neye, neyleyim İstanbul'u. Ne de haklıymış meğer, aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış meğer, aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış meğer, aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu saatler. Sağlık Ferdi baba, ne güzel. Neyleyim sen yoksa ne? Ağzına sağlık. Eskiden, çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Eskiden böyle şarkılar oluyordu işte. Güzel. Neden yenilerde olmuyor? Bilmiyorum. Z kuşağı bir acayip. Yok. Ama ben yeniden da... biliyorsunuz mu abi? O Z ya. Z. Bitti yani sonra. Sonu yani. Mort yani. Olan oldu yani. Herkes her şeyi yaptı, onlara yapacak bir şey kalmadı. Peki sen o yaşlar, sen o yaşlardayken mesela ne yapıyordun onlar gibi? Oo, ben o yaşlardayken çölde yaşıyordum. Beynin bir karış havada değil miydi? Değil. Onlar gerçekten... Ama geçer, bunlar da geçiyor. Tabii. Neler geçmedi mesela. Ama geçmesin. Dünya bir penceredir, herkes bakar geçer zaten. Sonra ama herkes geçmesin. Evine gider. Doğru. Bu devirde kimse şah ya. Değil, padişah değil. Bravo Ayta. Doğru. Ah bak, helal olsun. Vallahi doğru. Ayta abi. Konuş. Pasın kralını attı biliyorsun. Bak, Ayta abi, bu pasınıza teşekkür etmekle beraber bu sözü benim yazdığımı bilmenizi isterim. Evet. Bilir zaten. Yani baba çölde yaşamış olabilir ama ben... Asfalttayken çöl yaşamış. Güzel de yazmışlar. Güzel. Padişahın kalemi demişler. Padişahın kalemi. Öyle anlatsettim canım. Zaten programın başında padişahın kalemi diye anlatsettim. Gerçekten. Ya ne güzel. O kalemden çıkan şarkıyı da sen yorumladın. O zaman Serdar Ortaç ve Sibel Can buradaysa. Evet. Tabii canım. Sibel olmasaydı bugün bak padişah kanasın, bırakın yaram kanası, o da benim. Sibel bunları okumasaydı ben bugün bu kadar
çok besteci, ya çok şarkı yazamazdı. O kadar tevazu. Öyle bir gaz verdi ki o şarkıyı hit yapınca. Şey. Keyif veriyor değil mi insana? İyi bir yorumcunun bestesini icra etmesi ve onu bir yere taşıması. Bak, ne güzel, kadar ne mutlu usta. Bir de diyorsun ki mutsuzum ben. Yok yüzüm gülmüyor. Ben böyle senin güldüğüne ben gülemiyorum usta. Başka dünyalardayım ben falan. Ama ya biz Sibel Hanım'la 38 seneden beri bir araya gelemiyoruz. Bir bırak şarkıyı çalmayı okumayı ya. Canım benim. Ben ne yapayım? Ağlayayım mı ben şimdi oturuyorum? Polat abi, Polat abi, neredesin? Bir de başka mevzular daha var. Polat abi beni aradı bu program için. Şimdi ilk defa burada söylüyorum. Açıkla. Bana bir şeyler anlattı falan filan dedi. Sonra bir şeyler oldu. Abi bizim ayağımızı kaydırdılar. Bilmiyorum. Böyle daha güzel oldu. Vallahi geldi. Şahin ol. Polat Yağcı'nın telefonuna bağlamamız lazım. Çünkü söz hakkı doğdu kendisine. Evet. Aynen. Cevap hakkı doğdu, pardon. Aynen, cevap hakkı doğdu. Adamın ayağını kim kaydırmış? Polat. Evet. Hem kendi arıyor hem kendi kaydırıyor. İşin güzel tarafı bu zaten. O yüzden şey yapamıyorsun, kızamıyorsun yani. O arayıp başkası yapsa bunu ona kızarsın. Hem o arıyor hem o kaydırıyor. Yani arayan da o, kaydıran da o. Yani çok güzel bir şey. İyi ki varsın valla. O zaman padişah mı dinliyoruz? Padişah, evet. Padişah. Bu devirde kimse sultan değil. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Hadi gel. Buyurun. Sizin için söylüyorum. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah. Hazır mısınız? Bundan 3-5 sene önce... Oğlum bulamadın mı? Dur ama bak. 500 metre... Oğlum neyi anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! En güzel anlardan biri. Ne güzel anıymış İsmail. Tebrik ederim. Allah seni cezana versin. Yalnızlık, ayrılık, bana sor, sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olmam. Seni
değil. Allah aşkına. Padişah değil. Çok özür dilerim. Çöllerde yaşayıp durdum. Uşak bir taksim istiyorum. Ne olursa olsun bunun üzerine. Hadi ne olur. Çöllerden, vahalardan, uzak diyarlardan. Sibel Can, son kiş. Bu dizinde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenmeyiz kendine, kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenmeyiz kendine, kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil. Helal. Çok teşekkür ediyoruz sana canım. Ne güzel yere geldiniz böyle. Evet. İlk defa evet. Burası ne güzel mi? Sen yeni buldun. Yeni bir setup buldum çok bize. Teşekkür evet. çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serdar'cığım. Aytaç abi iyi misin? Canım benim. Çok teşekkür ediyoruz ne geldiğin ne için demek? Programımıza. Ne canım benim şeref verdin size. Serdar'cığım. Sizi seviyorum. Sibel İlk. Hadi gel bakalım. Sizi seviyorum. Aranağım evi. Aranağım evi. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Serdar'cığımızı da uğurladık. Evet canım benim. Kaldık böyle dört böcek bir çiçek. Şimdi bir çiçek bu Taksim Trio ile beraber herhalde bir düet yapar diye düşünüyorum. Aman ne demek ki yine Ferzi Baba'nın muhteşem şarkılarından bir tanesi. Huzurum kalmadı şu fani dünyada. Hemen. Aa, canım. Hemen. Sen de işletin.
Yalnız var ya birbirinizi nasıl özlemişsiniz? Sağ olun. Öpeceğim. Yok pandemi var pandemi. Hayır. Sosyal mesafe. Aranızdaki uyum gerçekten. Gözlerin içine anlıyorlar zaten birbirlerini. Ya. Bu arada biz üç arkadaş gerçekten bu enstrümanlar ülkemizin, memleketimizin en değerli enstrümanlarındandır. Bizim geleneksel traditional enstrümanlarımızdan. Bağlama zaten Türkiye demek, özümüz. Anadolu demek. Özümüz. Hatta ben yıllarca İsmail'i hep överken bir taraftan da yermişim. Hep onu şöyle anlatıyorum. Yok canım ben öyle duymadım hiç. Ben de öyle söylemedim zaten. Ama anlamayan olabiliyor yani. Bağlamayı bağlamadan başka her şey gibi çalan adam dedi. Ben bağlama çalamıyormuşum. Ya öyle demek istemedim ama yani. Ama değil tabii ben öyle anlamadım. Aslında çok büyük, geniş kapsam. 10 sene bunu söylemesine izin verdim. Evet. 10 sene yeter artık dedim. Artık mort. Bu ne dedim usta? Ayık artık dedim dediğini. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bak işte bunların, bak bunun başarısı, bu üçlünün başarısı. Yani i̇şte bu kadar sanırım onları. Çocukluklarından beri yani hep beraber yani ne konserler ne yolculuklar, hatıralar büyük olunca başarı da bence çok büyüyor. Daha da büyüyor. Öyle düşünüyorum daha da büyüyor. Ben. Yani gözünün içinden vallahi anlıyorlar çok, zaten işte beraber yemek içmek yaşamak lazım. Doğru işte söylüyorsun. Çok önemli. Doğru tamam söylüyorsun. Sen beni seviyorsun ben doğru, seni seviyorum. Doğru, bir yere doğru. Kadar. Yaşamak lazım. Yaşamka olmazsa bir de bizi çok birbirimize bağlayan çok önemli bir şey. Müzik tabii ki. Tabii. En başta. Arkadaşlığımız, dostluğumuz ayrı. Kendimize göre birçok şeyler yaşıyoruz. Kitaplara sığmaz. Doğru. Doğrusuyla yanlışıyla. Çünkü hani çok özel yerlerde çalıyoruz. Çok güzel yerlerde. Ve bizim gerçekten dünyanın dört bir yanında çok kariyerli salonlarda birçok insanın giremeyeceği salonlarda. Tabii ki ne mutlu. Biz ne bir hafta size. 10 gün önce sold out oluyor konserlerimiz. Çok güzel. Ne mutlu. O bizim için onur gurur veriyor ve biz ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında taşıdığımız için gururla çalıyoruz enstrümanlarımızı. Sizi canı gören, tebrik ediyorum. Ve bu ama iki adamla çalmak gerçekten çok güzel bir şey. Aytaş ama. Doğan, Kanun'un kitabını tekrar yazan adam. O sazıyla konuşuyor farkındaysanız. Bak, yani muhabbetlere girmedi yani. O o kadar bir uzman ki. Yani o ben çalarım anlarsan arada artık anlayabildiğin kadar. Aytaç. Durumu. Aytaç. Sessizlerden korkun arkadaşlar. Yok yok. Ay bunların ne anıları vardı. Hiç böyle unutamadığınız bir anınız olsun. Sahnede de olabilir bu. Bundan 3-5 sene önce Leverkusen Jazz Festivali'nde çok güzel bir salonda konser veriyoruz. 10 dakika kaldı. Bizi şimdi projenin müdürü anons ediyor Almanca. İşte şöyle böyle biz anlamıyoruz, küfür mü ediyorlar bize falan filan ha, derken. Evet. Bunları yayınlamayacaklar. Ya önemli değil, ben bize anlatıyorum ya yayınlansın. Anlatıyorsun sen ya. Kesme, kesme. Aslan kesme ya. Canlıya dön. Canlıya dönün şu an, canlıya dönün. Polat neredesin? Duyuyorsun değil mi mevzuları? Oğlum bulamadın. Dur ama bak. Bir baş ağrısı abi, geldi size. Yok, hayır. Yok. Ah, neye başınız çıkacağız? Ağrımaya başladı. Bizim başımız bir ağrımaya başladı. Peki bizle ilgili şu grup içinden bizi ilgilendiren bir söz orada geçti. Onu hatırlıyor musunuz? Hangisi? O yaşlı amca konuşurken. Ha. Sibel Can dedi. Evet doğru. Ve açıp YouTube'da Allah izleyebilirsiniz. Sibel evet, Can dedi ya anlatırken bizi. Can işte İstanbul şöyle oldu böyle oldu İstanbul derken. İşte Sibel Can dedi oranın pop starı falan filan. Ay, bir anda Sibel Canlara girdi mevzu. Ne güzel. Adamın kafa gitmiş belli yani. Orada bir gelseydim görürdünüz. Evet. Hakikaten var. Bak YouTube'a gir. YouTube'da evet Sibel Can diye. Evet. Hakikaten var yani. Yalan değil. Ya, ama neden var onu keşke, bilmiyorum. Keşke keşke gelseydim Almanca oraya. Almanca anlamadığım için ben de ne dediğini bilmiyorum. Şöyle bir sanınarak gelseydim görürdünüz gününüzü. Keşke. Onu diyorum ya Serdar'a akşamdan beri hep üzgünsünüz. Biz de üzgünüz. 48 senedir bir araya gelemedik. Sen daha ne üzülüyorsun. Velhasıl bir sahneye çıkacağız. 10 dakika kaldı abi. Bizi anons ettiler falan. Biz de hazırlandık böyle falan. Geldik kulisinin arkasına böyle 1200 kişi. İçeride Türk yok, herkes yabancı. Bu böyle yaptı. Usta dedi benim dedi. Benim midem hiç iyi değil dedi. Bu arada hani öyle bir yemek yedik ki kardeşim maşallah. Yedi yani. Tam adamına söylüyor. Şu an diyette. Ben dedi sahneye çıkacağım. Nasıl yapacağız falan dedim usta git. 2 dakika var yani. Rahatlat kendini gel. Ne bileyim yani ne diyeyim ben o anda. Kendime hayrım yok ki ona hayrım olsun benim anladın mı o yüzden. Neyse velhasıl biz bir sahneye çıktık. Polat dinliyor musun? Biz bir sahneye çıktık abi. Bak o gerçekten YouTube'u aç. Ay, Taksim Trio'ya ver. Taksim Trio konseri yaz. Çalıyoruz hiç yanlış yok. Her şeyi çok doğru düzgün.
Çok falan filan değil. Ne oluyoruz, neredeyiz biz falan derken öyle kendime geldim yani. Usta. Ay inanamıyorum, neler yaşamıştım. En güzel anlardan biri gerçekten. Benim için yani. Ne güzel anıymış İsmail. Vallahi. Allah seni cezanı versin. Bu anıya bak. Hayır, o anın içinde ben de varım. Canlı duramıyoruz kanalda ekranlarında. Abi yani kitap yazacağım zaten. Bunların hepsi kesin olacak. Şimdiden alıştırıyorum mevzularımı. Oğlum sus, yavaş yavaş. Yap. Kitabı yaz ama şeye kapat. Vallahi Sibel Hanım şaka değil, isminiz geçti. Canım, ne kadar şaka güzel. Değil, gerçekten doğru söylüyor. Ama ben gerçekten neden geçti, nasıl geçti? O da ben bir yalan söylemeyeyim şimdi. O heyecanla, o heyecanla İsmail'cim. Evet, heyecanla. Ne güzel. Orada da anılıyorsun işte. Caz festivallerinde de anılıyorsun. İyi ki varsın. Evet, hepiniz varsınız. Sen de akıllı. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle tekrar bir arada görmek inanılmaz mutlu etti bizi. Biz de özlemiştik Çağla'yı gerçekten. Zaten o kadar belli oluyordu ki, değil mi? Çok. Asıl sen bana sor. Neyi sorayım? Şarkıyı. Soruyorum. Çalayım. Geceleri sabahını bana sor, yarım kalan aşkımın acısını bana sor. Uykusuz geceleri sabahını bana sor, yarım kalan sevdamı acısını bana sor, bana sor yalnızlığı ayrılığı. Bana sor, mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor. Sonu gelmez yolları, yaşanmamış yılları, eyvahını bana sor. Yıkılan yuvaları sonu gelmez yolları, yaşanmamış yılları. Bana sor yalnız.
da mutluyuz. Niye ben sonuna mutsuzdu evet. bize sor dedim. Neden acaba? Hani bana sor demedim. Hani tek başıma alın devamlı dedim. Bana sor yalnız. Ya. Serdar'a yalnız. Soracaktım mutsuzluğu. Hep mutsuz, hep mutsuz. Yok ve bugün mutlu ayrıldı bence o zeytinler. Senin sahnede mutlu ayrıldı. Zeytinler o gemlik zeytini kurtardı. Bence gemlik. Ay ay çok güzeldi. İsmail Arkadaşlar şeref verdiniz ya. İyi ki varsınız. İyi ki siz varsınız. Güzel olan bu zaten. Hani evet. sırf müzik müzik. Kendimize sağlık. Tabii ki müzik. Öyle. Ayaklarınıza sağlık. Yani. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten uzaklardan da geldiniz eksik olmayın. Özlemişiz. Çok sağ olun. Sen de iyi ki varsınız suçum. Sağ ol İsmail'im. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol İsmail'im. Yaşasın aşk yaşasın Taksim Trio. En güzel alkışlar ayrıca çok değerli birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımız. Bahri Kemancı Orkestrası. Evet Bahri Kemancı Orkestrası. Evet. Hepsi beraber çok teşekkür muhteşemler. Ederiz. İyi ki varlar. Çok teşekkür ederim. Ben kapıya kadar uğurlayayım o zaman siz bir şeyler söyleyin. Gönder İsmail'i sen gönder. Ben gideyim artık. İsmail gitmesin İsmail. Madem benim düğünüme gelemediniz hep beraber Fatime'nin düğününe gidelim diyelim. Bak şimdi. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Sevgili Mahmut abinin, Mahmut Tuncer'in kepsi olmuş çok güzel bir sözü var. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür ama halay ise her yere. Şimdi biz ne yapıyoruz? Fadime'nin düğününe gidiyoruz. Fadime'nin düğününde halay çekiyoruz. Harika. Abo! Abo! Peki. Ekranları başında herkes. Parmakları böyle yapıyor mu? Halay çekilmiyor. Hadi. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel. Ne ümitle geldik koca şehire, Allah sonumuzu hayır getire. Alacaktık haciz koymuş Bekir'e. Aho, hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Halay çekme. Buralara ağaçları kesmişler. Yerlerine taş duvarlar ekmişler. Sevdiğimi başkasına vermişler. Abo, hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim.
teşekkürler ediyoruz. Bak. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayal ettiğiniz gibi olsun. İyi akşamlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Bay bay. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi gel köyümüze.